Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Çok eğitim tamamladım. Son eğitim alanımda çocuk yazarlığı. Yakında bir çocuk masalı çıkaracağım. Çocukluk döneminde kazanılan bilgi beceri, işte sosyal gelişim bu hayatın her döneminde kazanılabilecek şeyler değiller. Çocuğun gelişimsel süreci hakkında bir doküman çıkıyor aslında önümüze ve o çocuğun hangi alanda ilgisi olduğu, hangi alanda yeteneği olduğunu fark ediyoruz ve aileyi böyle yönlendiriyoruz. Evet, kurumsal bir duruşumuz, bir kurumsal çerçevemiz ve bir sınırımız var. Ama bu sınır içinde çocukları özgür bırakıyoruz. Çünkü her çocuk aynı bakış açısıyla bakmıyor, bizler gibi düşünmüyor. Ben buradaki kitapları görürken kitap görüyorum, o baktığında çok başka bir şey görüyor. Bir çocuktaki gelişimsel gerilik okul öncesi dönemde tespit edildiğinde çok daha çabuk iyileşme sağlanabiliyor. Yani biz sadece eğitim kurumu değiliz, bir bakım hizmeti de veriyoruz. Okul öncesi sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyan bir sektör. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Okul öncesi eğitimle ilgili konuşacağımız bir programla karşınızdayız. Yayın konuğum, çocuk gelişimcisi, aile danışmanı Filiz Şahin. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyenlerimizin sizi tanıması adına biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Aslında iktisat mezunuyum. Okulumu kurduktan sonra çocuk gelişimi okudum. Çocuk gelişimi okuduktan sonrasında da bu işe de girdikten sonrasında bu alanda çok gelişime ihtiyaç duyulduğunu fark ettim ve birçok eğitim tamamladım. Aile danışmanlığı, üstün zekalılar, psikoloji sertifika programı, birçok eğitim tamamladım. Son eğitim alanımda çocuk yazarlığı. Yakında bir çocuk masalı çıkaracağım. Bir de son kitap, olarak bu ekledi. Evet, masal kitabı çok çıkaracağım. Güzel. Onun hazırlıklarındayım. O şekilde. Tamam, harika. Okul öncesi eğitimiyle ilgili neler söylersiniz? Aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki, çok önemli bir dönem. Okul öncesi eğitim çocukların hayatındaki en önemli dönem, hayata başlangıç dönemi. Bu dönemde edinilen kazanımların hepsi hayatımız boyunca bizimle birlikte devam ediyor ve bir sonraki yıllardaki başarımızın temelini oluşturuyor aslında. Bu yüzden çok önemli. Akademik başarı hayatın her döneminde sahip olunabilen bir şey. Yani kendim örnek bunlardan. Hala okuyorum, lisans tamamlıyorum şu anda. Ön lisans mezunuydum. Dolayısıyla hani bu yaşımda bile ben üniversiteyi tamamlayabiliyorum. Ama çocukluk döneminde kazanılan bilgi beceri, işte sosyal gelişim bu hayatın her döneminde kazanılabilecek şeyler değiller. Hele ki pandemi koşullarıyla çocuklar evde daha çok kendinden büyüklerle yani aileleriyle bir arada olduğunda yani akranlarıyla bir arada olmadıklarında gelişimsel süreçte bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Yani çocuklara baktığımızda yani ben bundan daha önceki yıllardaki gelen çocuklarla şimdiki çocuklar arasındaki farka baktığımızda alfa kuşağını yönetiyoruz ve çocuklar gerçekten çok zeki ve çok potansiyel ama beceri anlamında çok gerideler. Çünkü çok kontrolcü aileler, tamamen steril ortamda yetişen çocuklar hiçbir beceriyi öğrenme ihtiyacı duymayan şekilde yetişiyorlar. Dolayısıyla bu çocukları dil gelişimi anlamında öne götürürken, çünkü teknoloji kullanımı var, işte hani her şeyle karşılaşıyorlar. Evet, anne artık hamilelikten itibaren birçok uyaranla karşılaştığı için çocuk da daha zeki oluyor. Ama gelişimsel süreçte motor becerisi olsun, diğer beceriler anlamında daha geride kalıyor. Çünkü dediğim gibi aileler çok korumacı ve çok üzerine düştüğü için çocukların. Evet. Aslında ben bu yeni jenerasyon çocuklar hani folik asit çocuğu diyorum. Evet. Hani toplumda da böyle bir jargon da var. Hı-hı. Ama bir yandan da bu 2,5 yıllık pandemi süreci dediğiniz evet. gibi aslında o steril koşullarda ya da çocuğu ekstra koruma altına alınca bu sefer çocuğun öğrenme modeli ya da işte o hayatla olan iletişimi çok ciddi dezavantajlar yarattı evet, diyorsunuz. Evet, doğru. Bir yandan da çünkü tabii. Çünkü akranlarından öğrenme döneminde çocuklar. Yani akranlarıyla iletişime giremediklerinde sosyal öğrenme ortamında olamıyorlar. Dolayısıyla evdeki ortamda daha kısıtlanmış oluyorlar aslında. Evet, kısıtlı koşullarda kısıtlı iletişim düzeyiyle aslında evet. değil mi? Yani evet. Akranlarla iletişim, akran zorbalığı olmadığı sürece ya, çok önemli. Çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında çok günümüzdeki bir tabir. Şöyle söyleyeyim. Bu yaş grubunda akran zorbalığını çok beklemiyoruz. Çünkü akran zorbalığı demek aslında şu.
bir çocuğun bir başka çocuğa bilerek, isteyerek, kasıtlı ve tekrarlayan, yani özellikle kasıtlı ve tekrarlayan olması gerekiyor akran zorbalığına girmesi için. Dolayısıyla bu yaştaki çocukların, yani 2-6 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyoruz özellikle. Okul öncesi dönemde çok beklediğimiz bir şey değil. Aslında buradaki şu, hayatta kalma savaşı. Yani şimdi evin içinde hiç kimseyle bir şeyini paylaşma ihtiyacı duymayan çocukların okul ortamına geldiğinde her şeyi paylaşmak zorunda. Birincisi okula geldiğinde en önemli onun sahip olduğu şey öğretmeni. Öğretmenini diğer çocuklarla paylaşıyor. Bir oyuncak getiriyor, oyuncağını paylaşmak zorunda. Yeri geliyor, kalemini paylaşmak zorunda. Ve bunu öğrenene kadar ki verilen yaşam savaşı aslında. Tecrübe böyle de kazanılıyor. Yani çocuk hayattaki tecrübeyi okulda bu şekilde kazanıyor ve biraz ailelerin bu konuya müdahil olmaması gerekiyor. Çünkü ailelerimiz o kadar korumacı ki en çok yaşadığımız şey şu, benim çocuğum çok üzülüyor, bu sınıfta olmasın, arkadaşı onu etkiliyor. Aslında şunun farkında değiller, çocuk daha steril bir ortamda bu mücadeleyle çok daha doğru öğreniyor ve kendisi baş etmeyi öğreniyor. Çünkü okul öncesinde bunu öğrenemediğinde ilkokulda öğrenmesi çok daha zor. Çünkü daha büyük bir ortamda, daha kalabalık içinde ve daha birey olarak, daha kendi başına. Dolayısıyla bunu okul öncesinde çözmek gerekir. Evet. Çok iyi oldu buna değinmiş olmanız benim için de. Bir yandan da tabii çok güzel söylediniz. Çocuk aslında çatışmayı da o yaşlarda öğrenmeli ki hani ilerleyen yaşlarda ya da dediğiniz gibi o ilkokul döneminde de o çatışmayı yönetmek durumunda kalacağı deneyimlerle karşılaşacak. Dolayısıyla hani anne baba çocuğu korumacı bir yaklaşımla evet bu sınıftan alalım, bu arkadaşıyla arası iyi değil de denmesi de aslında çok da iyi bir şey değil diye anlıyoruz. Biraz steril ortamda, hani gözlemci olunan bir ortamda biraz bırakmak lazım çocuğu kendi başına. Kendisi bu tecrübeyi kazanmalı çocuk. Evet. Yeni jenerasyon ebeveynler gerçekten çok ekstra korumacı. Çok ama korumacı. Bu iletişimi ve aslında dengeleri de aslında bozan bir yaklaşım. Evet. Peki ailelere okul seçerken nelere dikkat etmeli diye sorsam? Şimdi tabii çok önemli okul seçimi. Öncelikle benim tavsiyem yakın çevrenizdeki okullarda olmalı ve küçük çocuklar için daha butik okulları tavsiye ediyorum. Çünkü çocuk evden ilk birey olma yolunda girdiği adım okul öncesi. Ve burada daha küçük, daha steril, küçük gruplarda olması iyi. Tabii ki ailenin gidip karşılıklı görüşmesi çok önemli. Çünkü kurumun felsefesi nedir, kurumun duruşu, bakış açısı nedir, çocuğa vereceği, katacağı şeyler nelerdir, içinde barındırdığı branş dersleri nelerdir veya işte dediğim gibi bir eğitim felsefesi var mı, çocuk buradan ne kazanacak? Çünkü bizim için önemli olan şu, çocuk kapıdan girdiği farklılıklarını geliştirerek çıkmalı kapıdan çıkarken, yani mezun olurken. Çünkü biz okul öncesi kurumların çıktı verecek bir şeyimiz yok. Bir sınav yok bizim bittiğimizde. Yani şunu diyemiyoruz. Bizim çocuklarımız işte buradan mezun olurken şu başarıyı elde ettiler. Diyemiyoruz. Bunu yıllar sonra göreceğiz ve öğreneceğiz. Çünkü okul öncesindeki kazanılan başarı yıllar sonrasında ortaya çıkacak bir şey. Dolayısıyla burada yapılması gereken çocuğa ne katılmış ve hangi farklılıklarla buradan çıkacak? Öğretmenleri nasıl? Kurumun işleyişi nasıl? Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Kurumda psikolog var mı bu arada? Dikkat edilebilir bir şey. Aslında bir sürü kriter var ama hem çocuğun hem de ailenin aslında oradaki vizyonuna göre de mutlaka kurumla örtüşen yanları, ne bekliyor kurumdan, çocuk hangi kapasitede? Dolayısıyla anne baba çocuğu en iyi bilen. Dolayısıyla okul seçiminde de bunlara dikkat etmesi önemli. Peki siz çocukları yetenekleri doğrultusunda yönlendirirken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz diye sorsam? Şimdi şöyle, biz kurumumuzda çocuklar için farklı etkinlikler oluşturuyoruz. Yani farklı alanlarda, farklı branşları görebilecekleri bir eğitim programımız var. Dolayısıyla çocuk her şeyle tanışıyor. Ve çocuğu bu tanışma anındaki ilgisi, keşfi, yeteneği ve bir takım psikologlarımızın yaptığı yetenek testi, ilgi ve yetenek testleri, tanıları var yani ve gözlemler var. Gözlemler doğrultusunda branş öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle çocuğun gelişimsel süreci hakkında bir döküman çıkıyor aslında önümüze ve o çocuğun hangi alanda ilgisi olduğu, hangi alanda yeteneği olduğunu fark ediyoruz ve aileyi böyle yönlendiriyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim, bazen aile çocuğun yeteneğinin ne de olduğunu fark edemeyebiliyor. Mesela işte müzikle hiç ilgisi olmayan bir aile çocuğun müziğe yeteneği olduğunu bilemez. O zaman ilgisi de olmayabiliyor. Çünkü bazen testlerde şu çıkıyor, müziğe yeteneği var ancak ilgisi yok. Çünkü hiç tanışmamış.
Biz aileye bunu yönlendirdiğimizde aile de karşılığını buluyor yani. İşte. Aslında bu çok değerli değil mi? Yani tabii. Genelde hani müzik biraz daha böyle aileden gelen aslında genetikle de aslında birazcık devrolan bir yetenekmiş gibi algılanıyor. Belki hani bunun yüzdeliği daha fazla ama hiç ailede o yetenek olmasa da çocukta olabiliyor. Benim tabii ki. Çevremde de buna benzer gözlemler var ve dediğiniz çok önemli. Yani anne baba ya da yakın çevre kendinde bilmediği bir şey çocukta da aslında olsa bile yok sayabiliyor. Tabii. Çünkü aslında çocuğun etmiyor. Bütün hayatını da aslında nasıl etkiliyor değil mi? Evet, gerçekten öyle. Çünkü diyorum ya aile de bu işle uğraşmıyorsa, buna ilgisi yoksa çocuğun da ilgisi olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla hani bu çok değerli yani ve hemen hemen çok doğru orantılı çıkıyor. Test sonuçları, gözlem hepsi birleştiğinde çok doğru bir şey çıkıyor ortaya. Peki hiç böyle bir gözleminiz oldu da aile mesela çocuğun o yeteneğini olsa da yine de o alana yönlendirmediği, yani genelde hep böyle şey biliyoruz yani yok yeteneği çocuğu gözlemlememiş olabilir aile. Sizin testinizde bu çıkıyor ama bazı ailelerde bu tür şeyler aslında biraz da engelleyebiliyor. Aslında biraz Türk toplumunda var. Negatif anlamda bir örneğiniz var mı diye merak ettim. Varsa yani negatif pek örnek yok. Çünkü neden? Şimdi aileler çok proje bazlı çocuk istiyorlar. Yani çocuğun her şeye ilgisi olsun, her şeye yeteneği olsun, her şeyi yapsın. Yani en iyi o yüzsün, en iyi piyanoyu o çalsın, en iyi sporu o yapsın. Yani aileler hep bunu istiyor ama böyle bir şey yok tabii ki. Yani çocuğun ilgisi de olamıyor bazen. Yani istemiyor, sevmiyor. Bu da olabiliyor. İyi örneklerimiz çok var ama negatif bir örnek yok. Çünkü biz aileye söylediğimizde ailenin çok hoşuna gidiyor. Bir de okul öncesi dönem çok akademik başarı beklemiyor ya aile. O yüzden sosyal anlamda çocuğu bir şeye yönlendiriyor. Aslında şu ilkokulda da bunu devam ettirmesi önemli. Eğer devam ettirmiyorsa orada kalıyor çocuk. Çünkü ilkokulda artık akademik başarı giriyor işin içine ve aile hani ister istemez bir süre sonra 8. sınıfa geldiğinde artık bu çocuk sınava girecek ve biz sosyal gelişimdeki etkinlikleri bir kenara bırakıp akademik başarıya odaklanmalıyız diyor. Hobilerden ya da dediğiniz gibi sosyal aktivitelerden kısıtlayıp da birazcık da akademik başarıya yönlendirme eğilimi oluyor bahsettiğiniz gibi. Evet. Peki sizin kurumunuzu diğer kurumlardan farklı kılan özellikler neler ve kurumunuzun farklılığı için neler yapıyorsunuz diye sorsam? Şimdi herkes aynı şeyi söyler muhtemelen. Çocuklarımız benim çok mutlu. Benim kurumum en iyisi. Ya evet tabii benim kurumum en iyisi, benim çocuklarım mutlu ama gerçekten çocuklarımız mutlu okulumuzda. Çünkü onlar birer birey ve biz onların birey olma yolundaki hallerine saygı duyuyoruz. Ve hepsinin bir kendi adına bir fikri var ve o fikirlere de saygı duyuyoruz. Evet, kurumsal bir duruşumuz, bir kurumsal çerçevemiz ve bir sınırımız var. Ama bu sınır içinde çocukları özgür bırakıyoruz. Çünkü her çocuk aynı bakış açısıyla bakmıyor, bizler gibi düşünmüyor. Ben buradaki kitapları görürken kitap görüyorum, o baktığında çok başka bir şey görüyor. Buna saygı duymalıyız. Veya işte bir etkinlik yaparken o çimeni pembe boyamak istiyorsa pembe boyamalı. Veya o an uykusu gelmedi ve uyumak istemiyorsa uyumamalı. Çünkü o bir birey ve buna karar verebilmeli. Biz de bireyin hareketlerine ve isteklerine saygı var aslında. Bence en büyük farkımız bu. Bunun yanında kurumlarımızda mutlaka tam zamanlı psikologlarımız, hatta klinik psikologlarımız var. Özellikle çocukların her anını gözlemliyorlar, sınıflarda gözlemlerdeler. Çocuktaki herhangi bir, tabii her çocuk norm düzeyde gelişim göstermiyor. Bazı gelişimsel gerilikleri olan veya gelişimsel anlamda desteğe ihtiyacı olan çocuklarla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla erken süreçte bunu tespit etmek çok önemli. Çünkü ne olursa olsun bir çocuktaki gelişimsel gerilik okul öncesi dönemde tespit edildiğinde çok daha çabuk iyileşme sağlanabiliyor. Özel eğitimle, işte ne bileyim belki bazı kaynaştırmalarla, bazı desteklerle çok çabuk düzelme sağlanabiliyor. Ve bunu da kaçırmamak gerekiyor. Çünkü çok önemli dönemler. Biz onu orada kaçırırsak eğer ilkokula gittiğinde çocuk artık geri dönülemez bir yolun içine evet, girmiş oluyor. Çünkü hayat boyu artık kalan hayatını etkiliyor. Etkiliyor. Peki ileri düzeyde olan öğrencilerle de karşılaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tip çocuklarda işte dediğim gibi gelişimsel geriliği olan, sosyal gelişimsel eksiklikler olan çocuklarda yapılması gereken şey okul ortamında ve akranlarıyla iletişim içinde olması ve bunun yanında bir takım özel eğitimler var. İşte ergoterapi var, duyu bütünleme var, oyun terapileri, bir takım terapilerle destekleniyor. Ama çocuğun ihtiyacına göre belirleniyor bu. Ve burada yapılması gereken dediğim gibi
çocuğun ortama uyum sağlayabilmesini sağlamak. Çünkü siz şu çok kolay, işte bu çocuğu okula almayalım, bu çocuk okula gelmesin veya bu çocuk kendisi gibi olan çocuklarla bir arada olsun. Bunu söylemek çok kolay ama yapmaya geldiğinde ve bu çocukta iyi bir şey bekliyorsak eğer, bunu norm çocuklarla bir arada olup birbirlerinden öğrenmeyle bunu doğru bir yolda yönetmek gerekiyor. Çünkü bu çocuk hayattaki en önemli dönemde olduğumuz için buradaki bir ivme kaybı çocuğu sonrasında uçuruma bile sürükleyebilir. Dolayısıyla çok dikkatli davranmak gerekiyor. Evet, bazen de çocuk ileri düzeyde diye ona ekstradan farklı sorumluluklar ya da beklentiler yüklendiğinde de bu sefer psikolojik olarak farklı tabii, yıkımlara etiketleme sebep yaşanıyor. Olabilir. Özellikle aileler tarafından. Yani çocuklar bunu çok güzel tölere edebiliyor. Çocuk yanındaki arkadaşını çok güzel kabulleniyor ve bunu kendinde içselleştiriyor ve öğreniyor. Ama aile kabul etmiyor. Aslında konuşunca biraz kanayan yaramız da şey diyorlar. Ya işte çok acıyoruz, çok üzülüyoruz. Evet haklı ama benim çocuğumla aynı sınıfta olmasın lütfen. Bu çok acı, gerçekten çok acı. Bu şekilde olamaz. Çünkü hayatta her zaman etrafımızdakileri seçemeyiz. İlkokula gittiğinde seçemeyecek. Üniversiteye gittiğinde seçemeyecek. İş hayatında da seçemeyecek. İş hayatında da seçemeyecek. Hatta yöneticisini de seçemeyecek. Seçemeyecek. Dolayısıyla herkesle iletişim kurmayı öğrenmek zorundayız küçüklükten itibaren. Evet. Peki tabii böyle misyonu olan bir okulda öğretmen seçimi de çok önemlidir. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz öğretmen seçiminde? Şimdi bizim için tabii ki İlk önemli koşul sevecen ve insancıl olması. Bu işi severek yapması gerekiyor. Çünkü öğretmenlik sevmeden yapılacak bir meslek değil. Hele okul öncesi öğretmenliği ekstradan. Evet. Ya anne yerine geçiyorsunuz bir yere. Çünkü o çocuğun tüm bakım hizmetine de biz veriyoruz. Yani biz sadece eğitim kurumu değiliz, bir bakım hizmeti de veriyoruz. Sonuçta o çocuk işte yeri geliyor altına kaçırıyor, yeri geliyor üstüne dökülüyor, yemek yemesini okulda öğreniyor, tuvalete girmeyi, uyumayı, hepsi bir bütün. Dolayısıyla öğretmenlik özveri isteyen bir şey ve ben bazen mesleki seminerler yapıyoruz, orada da söylüyorum. Aslında bir süper kahraman olmasını bekliyoruz öğretmenden. Her şeyi yapabilmeli. Hem aynı anda işte herkesi gözetleyebilmeli, işte farklı çocukları ayırabilmeli, en iyi etkinliği yapmalı, işte aynı zamanda sevecen, mutlu olmalı, işte her şeye idarenin beklentileri karşı her şeyi yapmalı. Yani bir okul öncesi öğretmeni süper kahraman olmalı bence. Peki var mı böyle öğretmenler? Var değil mi? Yani var hani tabii ki var. Hani insani şeyi de aşan şeylerden bahsettik. Özelliklerden. Çok haklısınız. Tabii ki var. Yani sevince her şey yapılıyor. Şimdi diyorum ya hani ben oturduğum yerde sadece benim işim bu deyip olmuyor. Her işe girdiğinizde, çocukla her ortama girdiğinizde kendiliğinden gelişen bir şey zaten öğretmenler için de. Biz ne yapıyoruz? Her öğretmenimizi bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Kurum olarak sürekli yenilikçi. Kuruma adaptasyon. Evet. Çok önemli. Tabii ki çok önemli ve sürekli bir yenilenme ile birlikte öğretmenlere her aldığımız eğitimden farklı bir şeyle çıkıyoruz oradan. Kendim de dahil yani. Ben hala bütün eğitimlere katılıyorum ve sürekli yenil. Çünkü okul öncesi sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyan bir sektör. Okul öncesinde hani tamam ben biliyorum, bu benim bildiğim, beni götürür diyebileceğiniz bir durum yok. Evet, her yani gün farklı bir şey çıkıyor. Her gün güncellenmesi gereken. Evet. Çünkü gerçekten çok değişik bir çocukların, bebeklerin olduğu bir zaman dilimindeyiz. Evet, gerçekten yani öyle. Bazen ben bile hani 3,5 yaşında yeğenim var, onunla konuşurken onun çocuk olduğunu unutuyorum ve sanki büyük bir birey gibi benim karşımda. Evet. Konuşurken aslında öyle ama içteki sosyal gelişimi yaşıtıyla aynı ilerliyor. Yani çocuk dil olarak yaşıtlarından önde olabilir, fiziksel olarak yaşıtlarından önde olabilir ama sosyal gelişim kendi yaşıtlarıyla bir arada evet. yürüyor. Dolayısıyla onun aslında çocuk olduğunu unutmamak en evet. önemli ben şey. Ben bazen şey yapıyorum, hani bazen şapkaları karıştırabiliyorum. O da ara ara hoşuma gidiyor ama tabii onu da kontrollü yapmakta fayda var dediğiniz evet. gibi. Peki şimdi birçok da aslında yeni yeni özel kurumlar açılıyor. Çokça görüyoruz. Peki sektörde böyle hani sizin bahsettiğiniz gibi tabiri caizse hem ön koltuk hem cam kenarı öğretmenleri bulmak kolay mı? Yani, çok zor, çok zor. Çünkü bir yandan da bu tür insanları bulmak, yerleştirmek ya da bu alana ilgi nasıl? Hani sektörde biraz hani kaynak ihtiyacı anlamında evet, nasıl? Evet, gözlemleriniz neler? Çok zor. Çünkü şöyle bir şey var. Yeni nesil işte dediğim gibi çok hazır bulduğu için her şeyi daha hazır bekliyor. Mesela geliyor üniversiteden yeni mezun olmuş, hiç çalışmamış, hiçbir tecrübesi yok geliyor. İşte ben işte küçük yaş almam hocam, alt değiştirmem, işte şunu yapmam, bunu yapmam. Böyle bir yani diyorum ya
okul öncesi kitapta yazılan gibi değil. Tamamen farklı bir dünya. Okul öncesi öğretmeni her şeyi yapmaya hevesli olmalı. Öğrenmeye hevesli olmalı. Mesela bir seminer söylüyorsunuz. Hocam ben onu zaten üniversitede almıştım. Evet ben de almıştım. Yani o zaman üniversite profesörlerinin hiçbir eğitime katılmaması gerekiyor. Böyle bir şey yok yani. Hayat kendini yenilemeyle geçiyor. Evet öğretmen bulmak çok zor ve gün geçtikçe de zorlaşıyor. Çünkü elde tutmak da çok kolay değil. Evet çok zor ve iş yapılan iş de çok zorlaşıyor. Neden? Aileler çok sorgulayıcı, çok kontrolcü, talepkar. Dolayısıyla öğretmenleri çok yıldırıyorlar aslında bir yandan. Çocuk öğretmen sadece çocukla uğraşsa bu kadar zorlanmayacak. Ama işin içine aile girince, yönetim girince iş biraz daha zorlaşıyor. Ve kurumlar olarak aslında en önde tutmamız gereken kişiler öğretmenler. Çünkü ben her zaman öğretmenlerime de söylüyorum. Ben burada çıkıp anlatıyorum. Bizim böyle bir eğitim programımız var, böyle bir yüzümüz var. Ama bunu yapabilecek öğretmenlere de ihtiyacım var. Öğretmenler bunu yapamazsa benim burada konuştuklarım işte pazarlama da öteye gidemez yani kaba tabirle. Önemli olan öğretmenlerin de aynı şekilde bunu yapabiliyor olması. Zaman içinde gelişiyorlar. Biz hani çok yeni mezun öğretmen de alıyorum ben yetiştirmek üzere. En çok da onları seviyorum aslında böyle öğrenmeye açık olduğunda. Kendi düzenimizde, kendi eğitim sistemimiz içinde yetişiyorsa o bizim için en iyisi evet. oluyor aslında. Kuruma kültüre çok daha hızlı adapte oluyor. Evet. Dolayısıyla da iletişim ve yaklaşım da daha kolay. Peki bu alanı seçmek isteyen adaylara neler önerirsiniz? Neler tavsiye edersiniz? Şimdi söylediğim gibi aslında burada her eğitime katılmak lazım, araştırmacı olmak lazım, yeni ne yapabilirim, farklı ne yapabilirim. Ben şimdi mesela öğretmen görüşmeleri geldiğinde öğretmene şunu söylüyorum. Bana öyle bir şey söyle ki seni seçmeme, seni tercih etmeme sebep olsun. Neden seni işe alayım? Hani neden, ne yapıyorsun, farklı ne yapabilirsin? Şimdi bazen o kadar kısır kalıyor ki öğretmen ama bazen o kadar hayal gücü kuvvetli ki öğretmen öyle şeyler anlatıyor ki belki hiç imkansız şeyler söylüyor ama hayal etmesi bile güzel benim için ve onun her hayalinden bana karşı geçen bir şey var. Aa belki bundan bir şey çıkarıp bunu böyle yapabiliriz diye. O yüzden bence önemli olan bu tip eğitimleri takip etmeleri. Bir de şöyle de bir şey var. Mezun oluyor okuldan. İşte iş arıyor. Herkes tecrübe istiyor doğal olarak. İşte İşe almak, ekonomik koşullar da çok zor şu anda. Yani kurumların da işi çok zor. Çünkü pandemi dolayısıyla artan fiyatlar kurumların durumunu da çok etkiledi. Şimdi diyor ki ben diyor bir öğretmen alacaksam tecrübesini alırım diye düşünüyor ve şeyi almıyor yani yeni mezunu. Onu yetiştirmekte zaman kaybetmek istemiyor. Ama öğretmenler şunu yapmalı. Eğer bu işte olmak istiyorsa yani gidip işte ben sizde biraz gönüllü staj yapabilir miyim? Ücretsiz, gönüllü. Ben bir gözlem yapayım. Beni bir deneyin. Bir günde denerim, 5 günde denerim. Hani her zaman öğreneceği bir şey vardır. Her kurumdan alacağı bir şey vardır. Bir yerde bir ay gönüllü staj yapsa gittiği zaman şunu diyebilir. Ben bir ay bir yerde staj yaptım ve çocuklarla bunu yaptım. Çocuklarla şu etkinliği yaptım diyebilir. Hani boş olduğunda bu sefer şöyle diyorsunuz. Ya işte daha bu ortamı anlatana kadar. Çünkü dediğim gibi okuldaki gibi öğrenildiği gibi değil. Teorik değil. Teorik yani, çok farklı. Gerçekten de. Tabii o bir ay iki ay staj bile yapsa ne oluyor? Rakiplerini tabii çok hızlı bir şekilde aslında eleme seçiminde çok büyük avantaj oluyor. Hani bir ay, iki ay ben neden staj yapayım şeyinde evet, de olabiliyor, eğiliminde de olabiliyor ama bu alanda önemli. Evet, mesela lise mezunları genelde çocuk gelişimi liseden mezun olup üzerine üniversiteyi tamamlayanlar biraz daha şanslı. Onlar bir yıl boyunca staj yapıyorlar. Onlar bir yıl boyunca okuldaki ortamı görüyorlar ve aslında dediğim gibi onlar biraz daha donanımlı geliyor ama lisede hiç çocuk gelişimi görmemiş, hiç staj yapmamış bir öğrenci. Eğer üniversitede de staj yapmadıysa o zaman sadece teorik bilgiyle kalıyor. Evet. Ve o da biraz zor, zorlayıcı. Üniversitelerde de her zaman zorunlu staj da olmuyor. Olmuyor, evet. Dolayısıyla kişinin orada aslında biraz da kendi içsel motivasyonuyla aslında kendisini geliştirmesi gerekiyor. Evet, doğru. Peki hocam genel olarak sorularımızın üstüne değindim ama ben yine son şu konuda da biraz hani bahsettiniz ama yine de pandemi süreci aslında nasıl etkiledi? Söylediğim gibi pandemi süreci çocukları çok etkiledi. Şöyle söyleyeyim, bize şimdi başlayıp pandemide ara verip tekrar gelen çocuklar arasında bile farkı çok gördük. Biz gerileme yaşadı çocuklar. Dediğim gibi evin içinde sadece ailesiyle, belki sadece büyükleriyle bir arada olduğu, akranlarıyla hiçbir iletişime girmediği ortamlarda çocuklar, belki sadece televizyona maruz kalarak geçirdiler bu süreci ve onun dışında
Tamamen steril bir ortamda oldukları için bağışıklıkları da çok daha düşük oldu. Şimdi yeni başlayan çocuklar, yani pandemiyle ara verip başlayan çocuklarda tabii ki sağlık problemleri de daha çok yaşanıyor. Yani bağışıklıkları daha zor sağlanıyor. Dolayısıyla bu süreç çok etkiledi çocukları ve gerileme çok yaşandı. O yüzden bence ailelerin burada, hani eskiden bir şey vardı işte, çalışmıyorsa anne çocuğu okula göndermemeli. Bunu artık silmemiz lazım kafamızdan. Evet, toplumda öyle bir yargı vardı ama bu yeni nesil ebeveyncilik birazcık da aslında şeyden, buradan bu bakış açısından çıkmış durumda aslında. Şimdi hemen 2 yaşı doldurduktan sonra hemen bir kuruma göndereyim. Hatta işte belki daha da erken anneli bir oyun grubuyla başlayalım. Gerçekten çok fark ediyor çocukta. Çünkü nöronların en geliştiği hani dönemde çocuk ne kadar çok uyarıcıyla karşılaşırsa o kadar hızlı gelişiyor. Evet. Bence olması gereken bir şey bu. Evet. Peki hocam, başka eklemeleriniz var mı? Yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Yani aslında çok güzel bir sohbet oldu bence. Teşekkür ediyorum bu arada size. Konu konuyu açtı. Güzel ilerledi. Burada söylenecek en önemli şey aslında okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu ve ailelerin birazcık çocukları bu korumacı kalkanından sıyırması gerektiği aslında. Çünkü diyorum ya, iyi bir şey yaptığımızı düşünürken, çocuğu korumaya çalışıp iyi bir şey yaparken aslında çocuğun beceriksizleşmesine sebep oluyoruz. Çünkü çocuk hiç merdiven çıkmıyor mesela. Mesela aileler geliyor diyor ki, ha okulda merdiven varmış, işte benim çocuğum ya düşerse. Aslında orada çıka çıka o motor becerileri daha gelişerek bunu da öğreniyor. Birazcık hani kontrolü tabii ki tamamen bırakmak çok uygun değil. Hayatımızdaki en kıymetlilerimiz çocuklarımız, hepimizin. Dolayısıyla hiçbirimiz acı çekmesini istemeyiz, üzülmesini istemeyiz. Ama üzülmesin, ağlamasın, aman canı acımasın derken bu sefer hayatı öğrenmelerine izin vermiyoruz. Biraz hayatı öğrenmelerine izin vermeliyiz. Dediğim gibi birey olarak onların bu hayatta bu savaşı kazanabilmesi için, ayakta durabilmesi için buna ihtiyacı var. Yani işte susadığına kendi karar versin, üşüdüğüne kendi karar versin. Hemen bir şey var işte. Hava güzel olsa da ailelerimizden şöyle bir şey var, en çok sıkıntı duyduğumuz. İşte sakın dışarı çıkmasın benim çocuğum, hava çok soğuk. Ya soğukta zaten çok, yani çok soğukta çıkarmıyoruz. Bana göre soğuk hava yoktur, doğru giyinmeme vardır. Çocuk terlediği için hasta oluyor, dışarıda temiz havada olduğu için değil. Dolayısıyla biraz burada aileler rahat davranırsa, çocukları bu koruma kalkanından ayırırsa bence her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyeler ve mesajlarla kapatıyoruz programı. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür ederim. Için ve çok değerli bilgileri paylaştığınız için. Teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.